Birkaç dakika önce Volkan Demirli Avrupa kupalarındaki anılardan bahsediyorduk. Yaşadığımız heyecanları anlatıyorduk ama Sayın Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarıyla beraber gerçek hayata dönmüş olduk. Açıkçası onu söyleyeyim. Nostalji güzel, konuşmayı da her zaman çok seviyoruz. Hep açığız ama şu an gerçek hayat kulüpler için fazlasıyla zorlu geçecek. Bunu zaten biliyoruz ama bu kadar büyük bir kulübün yöneticisi bu tip açıklamalar yapınca da ister istemez bir kez daha bu durumun gerçekliği yüzümüze bir tokat gibi belki deyim yerindeyse çarpıyor. Futbolcu kardeşlerimizden fedakarlıklar bekliyoruz. Çok büyük fedakarlıklar bekliyoruz. Tam cümle bu. Bu fedakarlıkları sence oyuncular yapacak mı? Kulüpleri oyuncu ücretlerini ödeme konusunda nasıl bir dönem bekliyor? Ya bazı kulüplerden bazı oyuncuların bazı indirimler yaptığını duyuyorum. Hı hı. İşte Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Ama bunların teyide muhtaç bilgileri olduğunu söyleyeyim. Ben bazı milli oyuncularımızın bazı indirimlere gittiğini duydum. Şimdi isim vermek istemiyorum net olmadığı için. Hı hı. Ama şöyle bir durum var. Ee, ya bu, bunlar da sürdürülebilecek bir şey değil. Şimdi adama sözleşme vermişsin. Hadi bizim çocuklar klasik her zamanki gibi bizim çocuklar Belli başlı fedakarlıklar yapacak zaten. Yapmama ihtimalleri yok. Hı hı. Yani sonuçta işte Fenerbahçe'de oynamayacak, Galatasaray'da oynayacak da Fenerbahçe'den Galatasaray'a giderse örneğin Fenerbahçe'nin indirim talebini kabul etmedi. X oyuncu, Türk oyuncu. Aldı gitti Galatasaray'a. E, Galatasaray'dan da o parayı bulamayacağı için. Yani belli başlı artık camiayla da gerilmek istemeyecek ufak tefek bir şeyler yapacak muhtemelen. Ama e, esas zaten burada e, problem yabancı oyuncular. İşte e, e, kim var mesela? İşte Fenerbahçe'den örnek vereyim. Bir Luis Gustavo'nun aldığı yıllık ücret Türkiye ortalamasının hayli üzerinde. E, Galatasaray'da Falcao'nun, Muslera'nın, Feguli'nin değil mi? Galatasaray herhalde yabancı konusunda en fazla maaş veren takım olabilir. Bence hı hı. açık ara en fazladır diye düşünüyorum. Hani tek tek baktığımda bir kere... E, Luindama Marka gibi e, ortalamanın altında alan oyuncular, oyuncular da var. Oyuncular olmasına rağmen... Hı hı bence yine en yüksektir. Yani çünkü diğer kulüplere bakıyorum ben şimdi. Fenerbahçe'de yabancı Kuruze ve Gustavo dışında pahalı diyebileceğin e, belki İsla'yı sayabilirsin. Böyle çok yüksek maaşlar alan yabancılar yok. Hı hı. Yani e, Galatasaray'ın sanki bir tık daha önde diğer kulüplere göre öyle düşünüyorum. Yani bunu tabii hesabını yapmadım. Şu anda böyle e, kafadan hesapla konuşuyorum. Çünkü sadece Mustera'nın, sadece Falcao'nun Fegüli'nin, Belhanda'nın aldıklarını topladığında herhalde bir 20, 20 çıkar değil mi? 20'yi yollarız. yukarı. Evet. Yani 4 tane oyuncudan. Daha bunun Lemina'sı var, Onyekuru'su var, işte ee, Mariano'su var. Seri. Serisi var aynen. Ee, i̇lk 11'inin zaten büyük çoğunluğu işte 1-2 tane istisna dışında yabancı olan takım. Ee, Galatasaray bu konuda büyük sıkıntı yaşayacak. Sadece Galatasaray değil elbette. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yaşayacak. Çünkü gelirler şu anda sıfır. Yayıncı kuruluş durdurdu. Sponsor dediğin olay durmuş durumda. Evet. Ya şimdi öyle bir durum ki. Hiçbir sponsorumuzdan geri dönüş alamıyoruz diyor. Allah alamazsın Abdüremi çünkü abaya. neden? Örnek veriyorum. LED panoyu kiraya verdin. Türk Telekom stadında. Evet. Maç yok ki. Ne zaman da şu an? Adam şu yani deliği. kendi kendine mi döndürecek o evet. Maç yokken, yayın yokken o reklam dönemez. E doğal olarak da adam bir daha sponsorlar çok fazla yanaşmaz. Bu işler netleşene kadar. E Abdurrahim Bey'in söylemek istediği de bu. Sonuçta maç olmadığı sürece, o, stada, o taraftar gelmediği sürece, işte GS Store'larda forma satılmadığı sürece, atkı satılmadığı sürece, eşofman satılmadığı sürece bu kulübe girdi olmuyor. Bu kulübe girdi olmadığı sürece de maaşlar... Tabii onlara biz maaş diyoruz da bizim bizimki de maaş, ücret. de maaş, onlarınki de maaş. <laughs> evet. Bizimkile kıyasladığında pek bir maaş değil onlarınki. Ee, onlarınki artık e, küçük çaplı servetler diyeyim her ay aldıkları. Hı hı. E, yani bir Türk oyuncuların mecburiyeti var. Neden? İşte bu topraklardan yetişmeler. Zaten e, daha iyisini bulamayacakları için. Sanırım e, yani bir kez daha belki farklı kaynaklardan kontrol etmek lazım. Beşiktaş'ın maaş bütçesi Galatasaray'dan daha yüksek gibi görünüyor. Olabilir. Olabilir. Çünkü Galatasaray'ın yerli, yani Türk oyuncuları daha ucuz olabilir. Evet. Ee, oradan dengeliyor olabilir Galatasaray durumu. Ee, dediğim gibi Türk oyuncular bir şekilde belli şeyler yapacak. Ha, iç, gönülden mi yapacak artık, içinden gelerek mi yapacak, zorla mı yapacak bilmiyorum. Ama biraz da toplum baskısı bunu onlara itecek. Öyle gözüküyor. Ama yabancı konusunda, şimdi Falcao'ya dersen ki, örnek veriyorum, yani Galatasaray olarak düşünmeyin bunu. Luis Gustavo'ya dersen ki, ya arkadaş biz sana 4 verdik de, hı hı. bu 4'ü biz veremeyeceğiz, 3 verelim dersen adam der ki, kusura bakma. Hani bunları ben tamamen isimler üzerinden konuşmuyorum, isimlere takılmasın kimse. X yabancı Niye oyuncu, 4-5 milyon euro kazanan ve buraya sadece para kazanmak için gelmiş olan X yabancı oyuncu burada indirim yapar mı? Bu sorunun yanıtını ben çok açıkçası e, iyimser değilim bu konuda. Şimdi adam 33-34 yaşında Falcao. Son kontratını yapmış. Belki e, Valencia'ya gitseydi, Valencia'da istiyordu mesela, Valencia'ya gitseydi aynı parayı olmasa da biraz daha altına alacaktı ama e, ondan indirim talep edilmeyecekti örnek. Bence %90 yine edilirdi. Edilirdi ama yani bunu hani... Hep hukukta bir deyim var ya, force majeure, bu çok kullanılıyor son dönemde, mücbir hı hı. sebep, e, zorunlu durum, zorunlu haller diye Türkçe'ye çevirebiliriz. E, bu durumlarda belli başlı e, esnemeler olacak mutlaka. Ama FIFA bunun ne kadarına müsaade edecek? Bence FIFA bir tarafta eğer kulüpler, bir tarafta oyuncular olarak düşünürsek… Bu sefer e, bariz bir şekilde kulüplerden yana taraf evet. alacak. Ya şöyle bir Çünkü e, futbolun yaşaması için kulüplerin varlığını kesinlikle. sürdürmesi gerekiyor. Bir prensip kararı alınacak bu konuda. Bu net. Yani Nisan Mayıs aylarındaki maaşlarınızda da %50 indirim zorunludur dedi ya FIFA zaten. o e, oyuncunun da herhangi bir başvurabileceği bir merci kalmıyor. FIFA evet. böyle bir şey söylediği anda. E, o zaman zaten tartışma da ortadan kalkıyor. Falcao'ya diyeceksin ki kardeşim sen 2 aylık maaşının %50'sini ben kestim. İstersen FIFA'da hakkını arayabilirsin Zaten FIFA bana bunu söylediği için ben böyle bir şey yaptım. O zaman ortada problem kalmayacak. Fakat FIFA böyle bir şey söylemedi. Kendi aranızda halletmeye çalışın dedi. Ki şu ana kadarki durum hep öyle. Kendi aranızda halletmeye çalışın deniyor genellikle. Bireysel bazı oyuncular yapabilir, bazı oyuncular yapmaz. Ama problemler olacak. Yani bu... Hep diyoruz ya işin ekonomik yansımalarını biz sonra göreceğiz. Hı hı. İşin ekonomik yansımaları, ekonomiye olan etkisini sonra anlayabileceğiz filan diyoruz ya. Futbol ekonomisine olan etkisini de sonra anlayacağız. Şimdi hiçbir oyuncu şu anda e, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de ya benim Nisan ayı maaşımı niye vermediniz diye FIFA'ya gitmez zaten. Hı. Sonuçta ortada gerçekten sıkıntılı bir durum var. Ama önümüzdeki aylarda işte yayıncı kuruluşun Bakış açısı nasıl olacak duruma? Ee, bu çok önemli. Lig ne zaman başlayacak? Lig ne zaman bu başlayacak? Önemli. Bu çok önemli. Evet. Seyircili mi oynanacak, seyircisiz mi oynanacak? Bu ayrı bir durum. Mesela benim bir arkadaşım bana sordu. Beştaşlı, kombinesi var. Diyor ki maçlar seyircisiz oynanırsa benim param ne olacak? diyor. Yani, çok küçük, sadece bir kişiyi ilgilendiren bir durum gibi duruyor aslında. Ama... Adam diyor ki abi ben Fenerbahçe maçı için almıştım kombine diyor. Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacaksa diyor benim paramı isterim diyor mesela. Buna ne diyecek tüketici hakları mahkemeleri falan. Evet. Yani o kadar çok çok şey var. Detay var ki. Yani bizim hani burada otururken konuşurken e, aklımızdan aklımıza gelmeyecek birçok detay var. Bu arada her oyuncunun maaşı Falcao'nun maaşı aynı değil. E, Luis Gustavo'nun maaşı ile aynı değil. İkincilikte adam peşin alıyor. Zaten bir daha transfer teklifi falan transfer taksiti falan hak getire peşinatla yaşıyor futbolcu. ikincilikte. Lig'de işte TFF birincilik Lig ve ikincilikte. Lig'de. Evet. Genelde eee usul bu şekilde. Peşinatla aldın aldın alamadın. Transfer taksiti genelde aksıyor yani birçok kulüpte. İstisnalar elbette, aksıyor. İstisnalar elbette oluyor ama hı hı. E, geneli böyle. Transfer piyasasının genelinde peşinatınla dönüyorsun futbolcu olarak. Şimdi ona da, o adama da alacağından vazgeç. Gel bu kağıdı imzala. Siz zaten ödemiyorsun parayı. Hani bir de o adam gerçekten evini geçindiriyor o parayla. Falcao gibi, Luis Gustavo gibi değil. Gerçekten evini geçindiriyor o parayla. Futbolcu dediğin adamın 10 yıl, maksimum 15 yıldır çok iyi bakarsa kendine. 15 yılın sonunda bu adam o paraları kazanamayacak. Bir şekilde hayatını garanti altına alması lazım. Her futbolcunun da maaşının... Ee, az önce söylediğimiz futbolcularla eşdeğer olmadığını düşünürsek o adam indirimi kabul edecek mi mesela bizim alt diklerdeki oyuncularımız?